Ağzına sağlık. Geçelim Galatasaray'ın transfer gündemine. Sevgili izleyenler şöyle sayfalarımız, manşetlerimiz ekranlarımıza gelecek. Bakalım yeni günde neler yazılmış, çizilmiş yine isim bolluğu olduğunu Hı -hı. görüyoruz. Ee, Milliyet gazetesiyle başlayalım. Satışlardan biraz bahsedelim. Beklenen satışlardan daha doğrusu. Gider çok, satış yok. Milliyet Gazetesi'nin 16. sayfası ekranlarımıza geldi. Ee, giderlerini 40 milyon euroya indirmek istiyor Galatasaray. Ama takımda şu anda... Gitmesi beklenenler konusunda yaprak kıpırdamadı. Belhanda ve Fegürli kaldı. Falco gibi bir yıldızın tabii yüksek maaşı var. Cagne, Babel'in de gitmeye niyetleri yok gibi gözüküyor. Onlar da kiralıktan dönmüştü Serhat. Cimbom'un elini kolunu bağladı. E, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alamamakta. Maddi anlamda bir çıkmaza sokmuş durumda Galatasaray'ı. Tabii e, geçmiş yıllara göre biraz daha az hareketlilik var. Bir de Fatih Terim'in de hiç açıklama yapmaması bu süreçte dikkatini çekti mi? Fatih Terim'den başlayalım. Fatih Terim'in e, her idmandan sonra verdiği fotoğraflar özenle seçilerek, hazırlanarak servis edilir. Fatih Terim'in görmeden bir fotoğrafın çıkması mümkün değildir. Aha. Fatih Terim'in son bir haftadaki fotoğraflarına baktığımızda e, birkaç tanesinde güldüğünü görürüz. Güldüğü bir tanesi Riera ile olan fotoğrafıdır. Bir tanesi Aha. Scott ile olan fotoğrafıdır. Geri kalanında hep e, gülmediği daha somurtkan veya normal durduğu fotoğraflardır. Evet. Bu bence mesaj. Fatih Terim'in konuşacağı zaman biraz daha bekliyordur. Şu anda yönetime cephe almamak adına. Çünkü onun istediği Arda transferini yaptılar. Arda konusunda yönetimi ikna etti. Orada da başkan Fatih Hoca'yı gösterdi. Fatih Terim'in istediği için evet. aldık diyerek mesaj biraz verdi. Biraz onu vurguladı. Mert Hakan Yandaş transferi <laughs> mensahta mı sıkıntı oldu? Yani Bu konular sebebiyle mi ...yönetimler arasında bir problem mi var acaba diye sorular türedi tabii. Sezon bittiğinde Fatih terim dedi ki bana kampa kadromu hazırlayın. Evet. Başka bir şey istemiyorum dedi. Geçen sene olmadı, ondan önceki sene olmadı. Ben kampta bu sezon oynayacağım kadroyu istiyorum dedi. Mert Hakan anlaşılmışken elden kaçırıldı. Hı hı. <laughs> Mensah konusunda devreye girildi girmedi. Başkan dedi ki biz teklif yapmadık. Oyuncu cephesinden e, yalanlama geldi. E bu noktada Fatih Terim'in mutsuz olması, elinde hiç orta saha olmaması e, her şeyi de gösteriyor aslında. Bunun üstüne çok e, gidilecek bir nokta yok. Fatih Terim'in mutsuz olduğu normal evet. bir şey. E, bu durumdan yola çıkarsak önce gelse orta sahadaki isimlerini belirlemeli. E, hı hı. gider çok evet 40 milyon seviyesini 40-42 milyon euroya çekmek istiyorlar. Eldekileri satamadığınız müddetçe, oyuncuları değersizleştirdiğiniz müddetçe evet. e, nasıl olacak bu iş? Şimdi bir de e, idmanların hiçbiri basına açılmıyor. Hı -hı. Tabii içeride neler oluyor şeklinde Hı -hı. soruları da taraftar soruyor. Nevzat Dindar, Galatasaray'a yakından takip eden e, gazeteci e, biraz o tablodan bahsetmiş geri plandaki e, taraftarın aslında Haberin olmadığı detayları anlatmış. Bir bakalım Milliyet Gazetesi'nin 16. sayfasına gidiyoruz. İdvanların hiçbiri basına açık değil. Henüz kendine göstermese de sarı kırmızılardaki olumlu tablo terimi memnun ediyormuş sevgili izleyenler. Detaylarına bakalım. İçeriden güzel haberlerin geldiğini söylemiş Nevzat. Sarı kırmızılarda son olarak Amerikalı kondisyonlar Scott Pirin'in teknik ekibe katılması. Florya'daki antrenmanlarda kondisyon çalışmalarına ağırlık verilmesini sağlamış. Falcao bir tek antrenman dahi kaçırmıyormuş. Geçen sezon sakatlıklarla boğuşmuştu. Teknik heyeti en çok sevindiren durum bu oldu. Ee, yine geri dönen Cagney'in fiziksel olarak iyi durumda bulunması, e, motivasyonu yüksek olması, e, forvet bölgesinde sıkıntı yaşamayacağını gösteriyor demiş Nevzat Dindar. Arda Turan antrenmanlarda çok istekliymiş. E, temposundan memnunmuş Fatih Terim. Terimo'nun. E, tecrübeli futbolcudan bu sezon futbola dönmesini, takıma katkı sağlamasını bekliyor. Olcan'ın da antrenman performansı yine teknik ekip tarafından memnuniyetle karşılanmış. Ee, bu sezon bu sezona kampa geç katılma gibi sorunların yaşanmaması Fatih Terim'in istediği çalışma ortamını yakalamasında etkili olmuş durumda. Şimdi merkez orta sahaya yapılacak takviyeler bekleniyor ama duyduğumuz kadarıyla gelişmeler olumlu gidiyor. Şimdi takım içinde Falcao'dan başlayalım. Ee, Nevzat'ın sahide isimlerden. Falcao zaten Profesyonel bir oyuncu. Falcao'nun kariyerine baktığımız zaman öyle olayların adamı falan değil. Hani herkes sakat alındı gibi yakıştırmalar yaptı. Sakat alınmadı. Farklı bir bölgeden sakatlandı ve onun sorununu çekti. Kariyeri boyunca devamlı olan bir oyuncuydu ve pozitif bir oyuncu Falcao. Hani onu göz ardı etmeyelim. Falcao'nun bu durumu aslında normal Falcao. Evet. Kampa geldi, geç gelmedi. Standartı bu. ne konusunda, Cagney'nin önünde... İlk geldiği sezon kimse yoktu. Kasımpaşa'dan büyük bir bonservis bedeliyle gol kralı olarak geldi. Üstüne takımda bir itiş kakış yaşadı. E fiziki değil tabii bu. Bunun sonrasında herkesle küstü ve gönderildi. E şu anda önünde Falcao diye bir isim var. Falcao'yu geçip birinci forvet olabileceğini zaten düşünmezsin. Hiçbir forvet düşünmez. E, bu nedenle de onu biraz baskılıyor. Yani geçen sene de kolaylıkla göndermeleri Galatasaray'ın onu. Club Brugge'de tutunamaması da onu biraz böyle törpülüyor ve kalıplara Motive sokuyor. Motive olmuş durumda. Motive olmuş durumu olmak zorunda. Evet. Yani bu sefer Arda'ya gelelim. Arda'nın oynayıp oynamayacağını bilmiyoruz. Arda'ya biraz zaman lazım. Arda sadece takım içinde, Florya'da, statta bile moral, motivasyon verse bu bile takımın eksiği olan geçen sezon bir durumdu. O bakımdan da büyük katkı yapacaktır. Florya'dan gelen bilgilere göre Hoca Hı -hı. Fatih Terim onu 8 numarada kullanmış Suat. Yeni sezonda ilk 11'de sence sürekli yer bulmasını bekliyor musun kadroda? Çünkü bir de gelen bilgi şu idmanlarda çok iyiymiş şu anda. Hı hı. E, maç eksiği zaten burada asıl hı hı. E, sıkıntı bu. Arda'nın kilo verdiğini biliyoruz. Bireysel antrenörle çalıştığını biliyoruz. Gece hayatı olmadığı çok düzenli bir yaşam sürdüğünü biliyoruz. Futbola çok elverişli şu anda. Evet. Ama bu noktada mesela ligin ikinci yarısı olur. İlk yarı çok iyi geçirir. Banko yerini kazanır. Zaten taraftar ve camia Belhanda'dan bıkmış durumda. Onun yerine yani kim gelirse gelsin oynamasını isteniyor. Arda da bu isim olur. O pas organizasyonunu sağlar ama o 8 numarada olması gereken iki hat arasındaki boşluğu fizik olarak doldurumu onun için bence biraz süre lazım. Bu arada bambaşka. Hürriyete gidelim. 20. sayfa karşımıza gelecek. 9 yıl sonra Galatasaray'a döndü tecrübeli Yıldız İzmanlar'da fırtına gibi esiyormuş sevgili izleyenler. Hem ideal 11'e alacak hem de kaptan yapacak Fatih Selim Arda Turan'ı şeklinde. Haberler var. E, 2011'de Atletico Madrid'e giderken olduğu gibi e, şunu Galatasaray'a 9 yıl sonra Suat 75 kiloyla dönmüş. Hı hı. Görüntü olarak ideal görünüme kavuşmuş durumda. Taktik çalışmalarındaki performansıyla da terimin yüzünü güldürüyor. Kaptanlık pazı bandını da alacak. İlk etapta sol kanatta olacakmış. Daha sonra gerekli duyduğu maçlarda herhalde forvet arkası olarak da izleyeceğiz Arda Turan'ı. Hücum hattında her mevkide oynayabilecek Aynen. bir isim. Zaten Atletico Madrid'de de öyleydi. İkinci forvet de oldu, kanatlarda da oynadı. Yaşı geçtiği için biraz önce söylediğiniz gibi 8 numarada da kullanabilirsiniz. Hatta bu tip oyuncuları zaman zaman 6 numara gibi de ön liber olarak da pas özelliğinden yani. faydalanabilirsiniz. E, bunun içinde de Arda oynadıkça açılacak. Bir bari. de Falcao'yla da geçmişte beraber oynamış bir isim. Değil mi? Falcao da Arda beni besleyecek diyor. İkili uyum içerisindeydi Atletico Madrid'de. Benzer bir, bir durumun yaşanması bekleniyor burada. Da. O günlerdeki gibi olursa zaten Galatasaray'ı şampiyonluğa götürürler. Aynen. Yani Atletico'yu sırtladıkları gibi giderse ikisi de Galatasaray'ı hücumda kimse durduramaz o zaman. Peki. Devam edelim. Ee, özel bir haber. Mehmet Özcan'ın e, imzalı bir haberi sabah gazetesindeyiz. 14. sayfa. Yeni NDI'ye geliyor demiş. Ee, şöyle ki orta sahasına merkez orta sahaya özellikle transferler bekleniyor. Orta sahaya 3 takviye gelecekmiş. İlk imzayı bu hafta içinde Norveç ekibi Sarsport'ta forma giyen ve stiliyle Badu NDI'ye ya yandıran e, Kolibali'ye attırmaya hazırlanıyor o imzaları. İsmail'e Kolibali'den bahsediyorum geleceğe biraz yatırım olarak da aslında hı hı. kullanma amacıyla geliyor sanki Kolibali. Daha önce de konuştuk çok kez. Faydalı olur mu? E, şu anda Galatasaray'ın o bölgesinde kimse olmadığı <laughs> için kim gelse faydalı olur diyeceğiz. E, genç bir oyuncu çok takip ettiğimiz bir lig değil, çok izlediğimiz bir oyuncu değil. O konuda bir bilgi veremeyeceğiz tabii ki. E, hı hı. Mali Milli Takımında da oynuyor yani genç yaş kategorilerinde. Bu seviyede Birlik'te direkt oynayabilir mi? O benim için soru işareti. Çünkü hı hı. E, Norveç basında çıkan haberlere göre e, kendisi de inanamadı Galatasaray'dan gelen teklife. Şaşkına döndü. Galatasaray'ın e, oralarda çok fazla bir albenisi vardır. Oradan gelen oyuncuların da katkısıyla bu. Evet. E, bu bakımdan tamamen geleceğe yatırım ve ucu açık. hani e, Sürpriz bir transfer olacak. E, zaman gösterecek bize onu. Zaten dediğin gibi çılgınca bir şey dedi. Akşam gazetesine gidelim. 19. sayfa karşımızda. Benim gibi çok genç bir oyuncunun adının Galatasaray'la anılması çok gurur verici dedi. Hem de çok çılgınca bir şey. Neler olacağını hep beraber göreceğiz diyor. Bir temas var, o temastan bahsediliyor. Stiliyle de Badu Endiayı andırıyor aslında. Hı hı. Alıp oyuncuyu şimdi Galatasaray'ın şöyle bir orta sahasına, kadrosuna bir koy. Hı hı. Ne dersin, fayda sağlayacağını düşünüyor musun? Ee, şöyle istatistiklerine baktığımda son 3 sezonda devamlı olduğunu gördüm. Devamlılık bence şu anda Süper Lig'de her takımın ilk transferde dikkat edeceği evet. şey. Düzenli oynuyor, e, dirençli bir oyuncu. Bado Endiayi'nin e, yapamadığı süreklilik yani... E,